milyonlar civarında ise belli ki bunun bir montaj olduğu hemen ortaya çıkacaktır. O cismin üzerindeki ışık homojen olarak dağılmamış, sanki farklı bir yerden bir aydınlanma alıyor. Büyük radyo teleskoplarla uzayın derinlikleri inceleniyor. Ama nedense arada bir işte köylü Mehmet Efendi'ye veya bir bekçiye bu tür görüntüler görünüyor. Ama hiçbir astronomu şu ana kadar görünmüş değil. Yani o bir oyuncak uçağın çok güzel çekilmiş resimleri sonra söyleyeyim. O resimlerde bir şey bulalım. Elimize geçsin. Biz burada bakın ben şu inşallah bir program daha yapacağız. Çok açık. İşte o yüzden ben söylüyorum zaten. Çok açık bir şekilde ifade edeyim. Bu görüntüler %100 gerçek görüntüler. Siz de bu sonuca varacaksınız zaten. Ben şunu öneriyorum. Şunu öneriyorum ben size. Bu kaseti sizlerin bu programda masaya yatırdık. Sağ olun Suat Bey. Sizlerin eşliğinde Adnan Bey'in aktaracağı, dijital ortama mı aktaracaksınız? Onu ben Tuncay'a göndereceğim. Ulusal Gözlem Evi'ne. Benim doktor öğrencim. O da çalışıyor. Bu işlerden gayet iyi anlıyor. Tamam, bilimsel, o zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Biz çünkü cidden bu olayla örtbas etmek isteyen bir takım çevreler var. Siz isterseniz bunu bana teslim edin. Birlikte hocamla, tamam, hocamın vereceği yere hep birlikte kameralarla gidelim. Tamam, orada tespit yapalım. Çünkü yani sizi tenzih ederim. Ben size güvenim sonsuz ama bir kaza gelir başına bir şey olur. Birlikte istenmedik. Tamam, öyle yapalım. Bizim tanıklığımızda. Sizin tanıklığınızda. Bunu yapalım. Kumburgaz'da çekilen görüntüler gerçek mi? Taraflar muhabirde tartıştı. Tartışma sonunda UFO olduğu iddia edilen görüntüler ilk kez bir devlet kurumunda masaya yatırıldı. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde yapılan incelemeler sonunda verilen raporda çarpıcı ifadeler yer aldı. Sevgili seyirciler, geçen hafta programımızda taraflar Kumburgaz'daki görüntüleri canlı yayında yorumladı. Zihinlerde ise bu görüntülerin kurgu mu yoksa gerçeği mi yansıttığı soruları ön plana çıktı. Biz de merak ettik ve soruların yanıtını bir devlet kuruluşunda, Türkiye'nin en yetkin bilimsel araştırma merkezi TÜBİTAK'a götürdük. Muhabir ekibi olarak Profesör Doktor Adnan Ökten ve Sirius Başkanı Haktan Akdoğan'la birlikte TÜBİTAK'ın Antalya'da bulunan Ulusal Gözlem Evi'ne gittik. Burası TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi. Burada ne işlem için bulunuyoruz? Burada şu anda Haktan Bey'in teslim edeceği kaseti dijitize edip o görüntülerde ne olup olmadığı hakkında bir fikir yürüteceğiz. Yani ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Yaklaşık 6-6,5 saat kadar bir süre geçti. Evet. Ve bu süre içerisinde bir rapor hazırlandı, 2 sayfadan oluşan. Fakat maket olmadığı, en azından bir ışık kaynağı olduğu ve normal şartlarda bir çekim yapıldığı kanaatine vardık. Türk bilimi adına olumlu bir gelişmedir. En azından ön yargısız bakmamaya ve bu konuda da bir adım atılmıştır. Bir dönüm noktası olarak. Şimdi UFO olarak nitelendirilebilir deniliyor. Evet, yani TÜBİTAK'ın verdiği bize analiz sonucunda 8 maddelik bir analiz şeyi var. 3. maddesinde çekimlerde görünen belirli, evet, yapıya sahip görüntüler, hı-hı, bir bilgisayar animasyonu, özel bir, hı-hı, video etkisi veya stüdyoda canlandırma şeklinde oluşturulmuş görüntüler değildir diyor. Hı-hı. Sonuç bildirgesinde ise, sonunda ise, dolayısıyla bu tür şüpheli cisim görüntüleri için kullanılan UFO, yani tanımlanamayan uçan cisim terimi bu görüntüler için Salih, görüyor musun? Bakayım.